Gördünüz mü? Yaklaşık böyle bir 3-3,5 üç, üç dakikalık bir görüntüyle olanı da izleyebiliyorsunuz çok açık şekilde. Şarkıcı Atilla Taş'tan bahsediyorum. Bir kavga sonucu polise mukavemetten tutuklandı. İddiaya göre aşırı alkollüydü Atilla Taş ve bir barda alkolün etkisiyle çevresindekilere rahatsızlık verdi. Mekandan çıkması istendi buna itiraz edince de işletmecilerle bir kavga çıkıyor. Beşiktaş'ta yaşanıyor kavga. Kavga büyüyor, öyle büyüyor ki olay yerine polis geliyor ve iddiaya göre kendisini ayırmak isteyen polise Atilla Taş mukavemet gösteriyor. Eşiyle birlikte de gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şarkıcı Atilla Taş tutuklanırken eşi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın söylediğiyle ülkenin gerçeği ve yaşayan, yetiştirilen bu ülkenin topraklarında eğitimini alıp yetişen doktorların fikriyatıyla Biraz uçurum varmış gibi aralarında hekimler yurt dışına gidiyorlar. Bariz bir gerçeğimiz bu tutamıyoruz. Yıllar içinde de kıyas kıyas gittiğimiz haberlerde o yukarı imelenmeyi görüyoruz istatistiki olarak da rakamlar aslında artıyor. Yani yurt dışından doktorlar ülkemize akın akın gelmiyorlar. Dönmek filan da istemiyorlar. Ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya göre geri dönüşler çok fazla. İyi hal belgesi alanlarında hepsi değil. Üçte bire gitti. Hekim göçü gün geçtikçe artıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın iddiası başka. Koca'ya göre hekimler ülkeye geri dönüyor. Yani son 40 günde bile 37 günde bile 80 kişiye yakın ülkemize geri dönüş var. Koca sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Beyaz reform sonuçlarını gösteriyor diyerek bir tablo paylaştı. Hekim göçü için özellikle beyaz reform sonrası artık azaldığına, kamuya dönüşün arttığından emin olun. Vatandaşımız müşteri olsun. Türk Tabipleri Birliği Ekim ayında 256, 2023'ün ilk 10 ayında 2541 doktorun iyi belgesi almak için başvurduğunu açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bunu yalanladı. Toplumu yanıltıyorlar. Hepsi değil, üçte biri gitti dedi. Bu 401, 37 gün içerisinde 373'e indi. Yani son 40 günde bile, 37 günde bile 80 kişiye yakın ülkemize geri dönüş var. İyi hal belgesi alanların üçte biri İngiltere'de 18 bin, Almanya'da 18 bin 500 kişi yurt dışında. Bizim 18 bin kişimiz mi yurt dışında? Hekimlerin ülkeye geri döndüğünü iddia eden koca daha önce de yurt dışına giden doktorlar için gidişleri bizden dolayı değil diyerek para sayma hareketi yapmıştı. Bizden dolayı değil. Şimşek de sürekli Halimiz de, de çok benzer bu sabah. Gelen mesajlarınızda cümlelerinizden anlıyorum. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerim diyen Ayhan Bey'in mesajını örneğin acılı ailelerine sabır Allah sabır versin demiş. Başları sağ olsun diyerek programımıza mesaj göndermiş. Çoğunlukla hem Instagram'da hem X'te gelen mesajlarınız birbirine çok benzeyen başsağlığı mesajlarıyla o çaresiz cümleler. Çünkü sözün bittiği yerde türlü yollardan sağlığı diliyoruz. Ne kadar acımızı anlatabilirsek o cümlelerle. Bir saatimizi bitirdik kıymetli dostlar. Saat 9'da yeniden birlikte olacağız. Döndüğümüzde aramızda yeni katılanlar da olabilir. Kuzey Irak'ta iki günde 12 askerimiz şehit oldu. Bölgede operasyonlar devam ediyor. Geceden sabaha gelişmeler oldu. Kimler neler söylediler. Mecliste ne konuşuldu. Partiler nasıl hareket ettiler anlatacağız. Gazetelerimize de bakacağız. Birlikte olmayı isterim. Başkan vekillerinin üç grup başkan vekilinin imzasıyla CHP'nin bildirisinde ne yazıyor size göstermek isterim. Terör alçak saldırılar, terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir denilerek hain terör örgütünü, terörü, insanlık dışı yöntemleri lanetliyoruz ve bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren, gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır diyor. Bir taraftan da neden o ortak bildiride CHP'nin imzası yok şu paragraftan anlayabiliyoruz. Meclisin diyor hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması, Milli Savunma Bakanı'nın gazi meclise gelmesi, milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı şekilde doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz diyor. Bunun yanında milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutum almaya davet ediyoruz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi şehitlerimizin yasını tutuyor, terörü lanetliyoruz diye paylaştığı bildiride notları böyle. siyasilerden de birbirine çok benzeyen acıyı paylaşan ailelere başsağlığı dilekleriyle paylaştıkları sosyal medya mesajları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu yönde bir sosyal medya mesajı var. Ekrana getireyim bir göstereyim. Alçaklardan döktükleri kanın misliyle sorulduğunu ve sorulacak olduğunu söylüyor Recep Tayyip Erdoğan. Yine CHP Genel Başkanı, İyi Parti Genel Başkanı, Deva Partisi, Gelecek Partisi Genel Başkanları. İstanbul valisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan varana ve tüm bakanları da saydığımı düşünün lütfen. Hem 6 askerimizin ilk haberi aldığımızda paylaşımları, 6 askerimizin daha şehit olmasının ardından mesajlar paylaşıldı bu yönde. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Sözcü gazetesinde göstermiştik, Karar gazetesinde de göstermiştik. Gerçekten sözün bittiği yerde aslında iyi özetlemiş gazete. 12 can diyor, 12 aile, 12 yiğit, 12 acı ve o hanelerden taşan ülkeye yayılan büyük bir keder ve yaz. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi ortak bildirinin dışında hazırladığı bildiride de altında çizmek isterim ki bir ulusal yaz ilan edilmesi talebini dile getirmişti. Selin Sabit ben. Hafta sonu sabahtasınız. Ona kadar birlikte olacağız. Rutinimizden beklediğimiz gibi bir program olmayacağını anlamışsınızdır hem dün hem de bugün böyle dümdüz e, yasımıza uygun, acımıza uygun hazırladığımız haberleri e, paylaşacağız. Dışında da sizden gelen mesajları okumak isterim eğer yazmak isterseniz. Selin Sabit ben hem X'te hem Instagram'da mesajlarınıza bakacağım. Gündemi diğer e, gündeme ilişkin hazırladığımız haberlerin başında da asgari ücretimiz olsun. Birinci saatimizde meclisin bütçe görüşmelerini 12. gün ve sonrasında neler oldu bütçe görüşmelerinde kim kime ne dedi anlatmıştık. Ama derdimiz tasamız aslında milyonları çok yakından ilgilendiren asgari ücret. Orada bir şeyler mecliste bütçe görüşmeleri tamam ama bir taraftan da o belirsizlik daha tutarın dahi masaya gelmediği komisyon toplantıları ertelenen komisyon toplantıları desek daha doğru. Kaç lira olacak? Yeni asgari ücret herkes merak ediyor. Pazartesi ya da salı günü üçüncü toplantısını yapması bekleniyor Bu sene böyle oldu. Yadalı veyalı çok ihtimalli tespit komisyonu toplantıları olacak mı olmayacak mı? Bekler olduk bu sene ve toplantıda 2024'te inşallah artık geçerli olacak asgari ücretin masaya gelmesi en azından bir rakamın konuşulmasını umut ediyoruz. Bir yılda toplamda %107'lik bir zam oranıyla handolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezilmeme iradesini gösterdik. Asgari ücrette gözler 3. randevuda. Hem işçi hem de işveren kesimi o toplantıyı bekliyor. Komisyonun pazartesi ya da salı günü toplanması bekleniyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Asgari ücret tespit komisyonu işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. İşçi kesimini Türk İş, işveren kesimini TİSK temsil ediyor. Türk İş heyetinde asgari ücretle çalışan ikisi kadın, ikisi erkek toplam 4 işçi de yer alıyor. Komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor. Komisyonun ilk iki toplantısında ücret konuşulmadı. Üçüncü toplantıda 2024'te geçerli olacak asgari ücretin masaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.